Antalya Film Ekibi'nden Doğacan Aktaş, 2013 yılında birkaç bağımsız gönüllü sinemacı arkadaşın öncülüğünde bir ekip kurduk. Bu ekiple birlikte 3 yıldır belli başlı filmler gerçekleştiriyoruz. Bu filmlerin yapılmasının temel amaçlarından bir tanesi, bizim gibi sinemacı arkadaşlarımızın Antalya'nın potansiyelinde neler yapabileceğini kanıtlamaktı. Şunu görebiliriz ki Antalya'nın çok farklı güçleri var. Bunlardan bir tanesi iklim. Bu iklimi Eylül ayı içerisinde dünyanın hiçbir yerinde olmayan, sadece Hollywood'da bulunan bir aydınlatma, yani bir o döneme ait bir ışık. İşte bu ışık o dönemde mekanın her yerine eşit miktarda dağılan ve çok yumuşak, soft etkisi veren bu aydınlatma sadece Hollywood ve Antalya'ya özgü olan bir aydınlatma biçimi. Eylül ışığı denir buna. Antalya böyle bir güce sahip. Yukarı çıktığınızda dağlarda karı görebilirsiniz. Aşağı indiğinizde aynı mevsim içerisinde denize giren insanlar, deniz atmosferi, yeşilin farklı tonlarını bulabileceğiniz atmosferler var. Geçmiş dönem filmi çekilebilecek atmosferler sahip köyler var. Pastoral yerlerin inanılmaz fazladır. Bunlar sinemaya çok güç katan şeylerdir. Sinema ve Antalya her zaman şöyle bir klişe vardır. İstanbul her şeyin merkezi olarak görülür. Özellikle bizim sektörde sinema açısından konuşursak olmazsa olmaz bir yer gibi böyle İstanbul işte tüm uzmanlar orada, her şey, herkes orada, işte oyuncu orada. Yani bana şöyle şeyler soruluyor mesela burada yapılan projelerde baya ismini vermeyeyim önemli yönetmenler. Konuşulurken diyorum ki hani şu kısım oyuncuları buradan çözeriz Antalya'dan. Antalya'da oyuncu var mı? Bu ülkede özellikle bizim sektörde İstanbul'da var olan bir tırnak içinde söylüyorum. Birazcık böyle sert söyleyeceğim. İstanbul elitizmi mevcut. Mikro anlamda söylersek Antalya'da bu şehrin kültürel zenginliği, tarihi zenginliği, bu şehirde kurulmuş olan uygarlıkların hem enerji olarak varlığı hem de miras olarak varlığı, doğanın güzelliği kesinlikle avantaj. Antalya'nın benim tanıtımıma ihtiyacım var sanıyorsunuz. Günümüzden tam 50 bin yıl önce burada insanların yaşadığına dair buluntular var. Demek ki insanlar 50 bin yıl önce bile zevk sahibiymişler. Bu şelaleden, ulu dağlardan, denizlerden de büyük aşkımız. 3 yıl içerisinde sayısını şu an hatırlayamadım. Aşağı yukarı 15-20 arasında kısa filmler, belgeseller, animasyon filmler ürettik. Bu sürecin zorlu aşamaları vardı, kolay yanları vardı. Ama tamamını Antalya'nın sınırları içerisinde gerçekleştirdiğimiz projelerdi. Son 3 yıl içerisinde geçen hafta itibariyle 46. ödülümüzü aldık. Ve bunlar ülkenin her yerine yayılan çok geniş bir kitleye sahip oldu. Bazı uluslararası festivallerden ödüllerimiz geldi. Bize şunu söyledi. Biz Antalya'da bunu yapabileceğimize inandık. Düşünürseniz bugüne kadar Türk sinema tarihinde çeşit çeşit filmler çekildi. Go
Gora vardı bunlardan bir tanesi. Senir platoları olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada çekilmişti. Hocam bunların nitrojenini falan koydun mu? Ne nitrojeni ya? Gel. Gel. Ne nitrojeni oğlum? Oğlum tek tek tabir kullanıyorum ki bizi saf zannetmesin ya. Antalya'ya gelmem sebeplerinden biri de festival tabii. İnsan özlemini hem memleketini hem bıraktığı arkadaşları tabii unutamaz. Senelerce emek vermişti bu işe. Bir 22-23 senede festivalde ev sahipliği yaptık. Çok güzel geçti. Yüzlerce, 500'lerce insanı karşıladık, onore ettik, gezdirdik, ihtiyaçlarını karşıladık. Burada tabiat platoları var. Ben burada ilk geldiğim zamanlar 28 senedir burada yaşıyorum. 35 sene önce film çekmiştim. Bütün Ferdi Tayfurlu, Orhan Gencebaylı, diğer sanatçı arkadaşların filmlerin çoğu %70'i buralarda çekilmiştir. Antalya gerçekten çok enteresan doğal bir yer. Çok güzel. Bir kere 8 ay, 9 ay çok güzel. Çok sıcak diyorlar da sıcaktan ölmeyen son Mohikan benim herhalde. Ben 72 yaşındayım. 45 yaşında buraya geldim. Hiç sıcak beni çarpmadı. Düşünüyorum da sinema aktörleri veya tiyatrodan gelen insanları çok zengin arz ediyor insanlar. Onların kalbi çok zengin. Tabii bizim de bu kadar sene emek verdiğimiz karşısında ben hiçbir zaman iyi tecavüz olamamışım. Çünkü 1.100.000 lira emekli maaşından yaşıyorum. O da bir şey değil. Aldığım para yediğim küfre de yetmedi. Antalya sadece filmlerin çekildiği bir mekan, doğal bir plato olmaktan öte aslında sinema kültürünün de geliştiği, yaygınlaştığı bir kent olarak düşünülebilir. İlk film festivali, Türkiye'nin ilk film festivali 1950'de Aspendos'ta Serik'te Antalya'nın kazasında başlıyor. O dönemlerde İstanbul'un nüfusunu bilmiyorum ama Antalya'nın nüfusu 53 bin. Yani 53 bin nüfusu olan bir kentte ilk Türkiye'nin film festivali başlıyor. Ve 1953'e kadar da düzenli olarak Antalya Film Şenliği olarak devam ediyor. 1953'te kırılmalar siyasi nedenlerle Demokrat Parti CHP arasındaki tartışmalı seçimler nedeniyle bir kesintiye uğruyor ama düzenli olarak 1953'ten sonra düzenli olarak Antalya Film Festivali yapılıyor. Bugün baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Yani Antalya Film Festivali en fazla eski tarihi köke sahip olan bir festivaldir Türkiye genelinde. Çünkü İstanbul Film Festivali 1984, Ankara 1988 yılında başlıyor. Ve 1969'da Adana Film Festivali var. Bugün artık günümüzde Malatya'da, Gaziantep'te, çok çeşitli kentlerde festivaller çoğalmış durumda ama sinema kültürünün halkla birlikte bütünleştiği, halkın çok ciddi anlamda sinema filmlerini düzenli olarak takip ettiği ve Yeşilçam sinemasının da düzenli olarak bu festivallere dahil olduğu kent olarak Antalya önemli bir yer teşkil ediyor, oluşturuyor diyebiliriz. Burası doğal plato hepimizin bildiği gibi. Güneşi çok güzel, havası çok güzel. Her açıdan uygun. 52 yıldır burada bir uluslararası sinema festivali var. Tabii ki bu ne kadar şehirle kucaklaşmış o tartışılır. Bir üniversitesi var. Hem güzel sanatlar hem de iletişim fakültesinden öğrenciler yetiştiriyor sinema televizyonla alakalı. Tabii ki bunların hepsi çok olumlu şeyler. Burada sinema sektörünün yeşermesi ve var olması için bence çok geç bile kalınmış. Ama bunu bir sistemli bir politika halinde yapılmıyorsa da işte yeni gelen bazı ekipler tamamen işte gerilla sineması denemeleriyle ya da daha farklı denemelerle var edip Antalya'da sinemanın varlığını kısa sürede önce bu kente, bu kentteki yaşayan insanlara, yöneticilere sonra da bence Türkiye ve dünyaya duyurabilirler gibi geliyor bana. Evet, Antalya sinema şehri olması için çok fazla şeye ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi ekibi Antalya içerisinde tutmak. Bu da tamamen buradaki eğitilmiş öğrencilerin, eğitilmiş sinemacıların İstanbul sinema endüstrisine gitmemesiyle olacaktır.
Bu da burada bu endüstrinin var olmasıyla, belki bir dizi film çekilmesi, belki bir sinema filmi, düzenli olarak sinema filmi çekilmesiyle olabilir. Bu endüstri içinde yer alan ekiplere doğru olarak paylaştırılmasıyla bu gerçekleşebilir ve bu insanlar Antalya'nın doğası, sakin yaşam içerisinde kendileri bir yaşam alanı kurabilsinler. Temel kıstaslardan biri bu. İkincisi, teknik altyapının burada genişletilmiş olması. Bu da tamamen dışarıdan malzemenin Antalya içerisinde var olmasıyla gerçekleşebilir. Bu ciddi sıkıntılar, çünkü Antalya içerisinde belli bir tripodun, ışığın, şaryonun, aklınıza ne geliyorsa bu malzemelerin doğrudan varlığı çok kısıtlıdır. Belli başlı isimlerin getirdiği ithal malzemelerdir ya da İstanbul'dan getirdiği malzemelerdir. Bunların belki toparlanmasıyla gerçekleşebilir ve son madde olarak büyük bir platonun planlanan projenin, belediyemizin planladığı bir proje var. Bu proje kapsamında çok büyük bir sinema projesi olabilir, sinema şehri olabilir. Son dönemlerde Film Forum çalışmaları çok heyecan verici. Bu Antalya içerisinde filmlerin, ekiplerin gelmesi, çağrılması çok heyecan verici ve sinema şehri olma yolunda çok büyük bir yol açıcı bir unsur. En nihayetinde şu anda da olduğu gibi siz ne kadar iyi bir fikirle yola çıkmış olursanız olun, bir kamera, bir düzenek, bir tripod, ne bileyim işte benim sesimi kaydettiğiniz bir şey, araçlara ihtiyacımız oluyor. Bu araçların varlığı noktasında da işte daha kolektif bir yapı kurularak insanlar bence birbirine destek olabilirler ve güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Gerçekten bunları böyle boş umut sözleri olarak söylemiyorum. Çok inandığım şeyler olarak söylüyorum. Antalya ile sinemayı çok sıcak buluyorum, aynı iklimi gibi. Yakın buluyorum birbirine.